Vallahi Emine Hanım ne diyeyim artık? Çocuklar kocaman oldu, bizi dinlemezler ki. Ay Taceddin istemeye gidelim, yüzük takılsın diyormuş. Ya tutturdu bu kadın bir şey. Atlat. Evde yokuz, biz tatile gidiyoruz dedi. Ne zaman mı müsaitiz Emine Hanımcığım? Bilemiyorum, bu ara böyle işler güçler koşuşturup duruyoruz. Çocuklar aralarında anlaşmışlar mı? Aa. Bizim haberimiz yok. Bu böyle şey ya, o kız istemiyor, zorlu olmaz bu iş. Ya, estağfurullah Emine Hanımcığım, estağfurullah, olur mu öyle şey? Yok canım, bekleriz tabii, bekleriz, özledik, görüşürüz. Ne diyeyim? Yok yok, bekliyoruz efendim, cumaya ya. Hadi güle güle Emine Hanımcığım. Evet, evet, güle güle. Efendim, şimdi bu kız gene abuk sabuk bir şeyler yapıyor saçını başını. Ya evlenmek istemiyor. Ne diye uğraşıyoruz bilmiyorum ki. Biliyorum Tahsin'cim ama anlatamıyorum ki. Biz karışmıyoruz diyor. Aslı'nın niyeti yok diyor. Ama tutturmuş oğlan bir kere, gelmeyin diyemedim artık. Ne yapayım? Gelsinler. Oturup yemek yeriz. Onlar konuyu açmadan ben usulüne göre bir şeyler bulur söylerim. İşte Aslı iş kadını, evlenmek istemiyor filan falan. Savarız giderler. Hayır, bu kız da neden istemiyor bu çocuğu hiç anlamış değilim yani. Sanki kapıda böyle sıra var. Tövbe estağfurullah. Boş ver be İfocuğum, su yatağını bulur. Aman böyle diye diye kızı çıkardın tepemize. Hayatı dert etmeyin. Şu kuturku yiyin, kendinize gelin. Şu kuturku. Ay acayip ince çıkmışım ya. Ben de şahane oynamışım vallahi. Çok doğal ya, bu kadar olur yani. İyi olmuş da nereden çıktı bu reklam filmi onu anlamadım. Kay insan bir haber verir, bizden izin alır değil mi? Nedir bu haliniz Allah aşkına? Babacığım yönetmen tanıdıktı, rica etti bizden, kıramadık. Zaten baba 2-3 hafta oynayacak, o kadar yani. Hani eğlencesine, bir şey değil. Zaten bu kostümlerle bizi kimse tanımaz ki. Doğru doğru. Zaten tanınır halde değilsiniz ki. Baksanıza şu halinize. Ama Volkan o kadar şirin olmuş ki insanın çikolatayı alıp yiyisi geliyor. Bu çikolatalar, hazır tatlılar bizim düşmanımız. Sen farkında değil misin oğlum? Babacığım farkındayım da ben. İşte kaleyi içeriden fethedeyim dedim. İşi öğreneyim, sırları kapayım diye. Tabii tabii tabii. Ama ben liseli kız gibi çıkmamış mıyım? 18-19 gibi değil mi? Heh, kapı. Git bak Aslı. Bana bak, delikten bak, öyle aç. Ay tamam anne. Son zamanlarda başımıza gelmeyen kalmadı. Aa. Selin. Volkan burada mı Aslı? Selin, hayrola? Selin. Hoş geldin. Hayırdır ya, Allah Allah. Buyurun bakalım. Kıza delikten bak açmadan önce diyorum ama dinleyen kim? Geldi uğursuz. Akşam bu saatin de hayda. Elinde de valiz var İfo. Ay ben dayanamıyorum Volkan. Bak özellikle sana söylüyorum, bu adam var ya kudurdu sapıttı ya, saçmalıyor ya, o falan alıyorum. Kim ona lan, ben vurayım lan onu ben. Aa saçmalama oğlum Volkan. Yok işte babam ya, yok annemin arabasını kullanmayacakmışım, yok hayatı öğrenecekmişim, yok bilmem neymiş. Şesu bunu bir doldurmuş, bir doldurmuş. Olacak Şesu. Hayvan herif. Şesu bir şey dememiştir ya, olanları anlatmıştır Selin. Ay bilmiyorum işte Aslı ya, ben toparlandım geldim, evden kaçtım resmen. Ya bir müddetsiz de kalabilir miyim? Ay tamamen biteyim mi? Ne demek? Tabii şekerim, tabii gel. Ne demek? Sağ ol. Gel canım gel. Aa, ne haberler? İyilikler kızım, iyilikler. Merhaba hanım kızım. Nasılsın? Bak İfocuğum her gün Selin Hanım'ı anıyoruz ya. Yani. En sonunda geldi. Ay, sağ olun amca. Ay atasözü yok mu buna uygun? Espri yapıyorum. Selin'cim. Tabii kalabilirsin bizde Selin'cim. Ne demek ya? Şereftir bizim için. Memnuniyet duyarız değil mi Aslı? Tabii Selin'cim, istediğin kadar kal. Aşk olsun. Aa. Tabii tabii. Biz misafir pek severiz. Ama yine de bir babanı arasaydın keşke, merak falan ederler. Ay o yok, çıkarken not bıraktım. Bir şey olmaz yani. Öyle mi? İyi. Sen gene de buranın telefon numarasını da yazdırsaydın. Belki seni almaya gelirler. Yani aileni üzme.
Ay yok amca, ben her gece bir yerlerdeyim zaten. Onlar alışkın. Yarın öğleye doğru falan fark ederler. Kızım niye değiştirdin? Ajansı alıyordun. Ajans ne be? Haberler, haberler Selin. Amca sen de bu yaştan sonra neyin haberini alacaksan. Selin? Eyvah. Efendim? Bir şey içer misin kızım? Ay o İfo teyze sağ ol, mersi. İstiyorsan ben rakı makı bir şey ayarlayayım senin. Ne rakısı ayol? Ay, hakikaten ne rakısı ayol ya? Ay yani şarap falan içelim. Hoş, bu evde şarap var mıdır? Yani daha doğrusu iyi bir şarap var mıdır bilmiyorum ama. Biz benim odamda mı otursak acaba? Ay kızım hap kadar odaya mı tıkışacağız? Sen nasıl fenalık geçirmiyorsun bu evde anlamıyorum, böyle bit kadar. Aa, bu ev mi bit kadar? Kızım bu ev 180 metrekare nettir. Balkonlar hariç. Ay imdatlar mı geldi acaba? Ah, inşallah imdattır gelsin de şunu boğuversin. Hadi Volkan bir kere de sen git bak. Aa böyle bakıyorsun. Ara bak, delikten bak. Öyle aç kapıyı. Tamam. Aa Taceddin. Hayırdır ya? Evi terk ettim Volkan. Siz de kalmaya geldim. Merhaba Aslı. Ay yok artık. Taceddin evladım, neden bozuştun annenlerle? Hadi istersen bir ara sizinkileri. Belki barışırsınız, sen de gidersin ha? Babam burada olduğumu biliyor Tahsin amca. Aslı reklamda oynadı, artist oldu diye annem bozuk attı ya. Ay annene ne oluyor Taceddin ya? Aa, Aslı öyle deme ya. Aa, tabii kadıncağız şimdi seni bir anda televizyonda görünce şaşırmıştır. Normal bu. Çocukluğunu bilen bir insan sonuçta Aslı. E tabii eski dostlar olarak Emine Hanım şaşırmıştır biraz seni görünce televizyonda. Hoş, biz de biraz yadırgadık. Aman, kız benim kime ne ayol? Taceddin, sen Volkan'ın da yakın arkadaşısın tabii. Baba, kardeş gibiyiz be, değil mi Taceddin? Ah ya, ailelerimizle dost olunca sensin kafan bozuldu, kartın bize geldi, öyle mi? Aslı'ya laf edeni tanımam Tahsin amca. Bu arkadaşın durumu ne böyle? Yenge Aslı şimdiye kadar bahsetmedi mi benden? Ne yengesi be? Selin'cim, Selin'cim. Taceddin Aslı ile Volkan'ın küçüklük arkadaşı. Ya? O yüzden bu kadar hassaslaştı tabii. Değil mi? Bu iş olmaz. Unut deyince annem gözüm dönmüş. Bağırdım, çağırdım. Aldım bavulumu çıktım. Sizler de benim ailemsiniz ne de olsa. Ay pardon Taceddin, ne işi, neden bahsediyorsun? Hangi iş ya? Tabii aileniz ya Taceddin, ne demek ya? Başımızın üzerinde yerim var değil mi? Tabii aile kadar yakın tabii. Eski dostlar, eski dostlar değil mi İfo? Öyle, öyle. Kumburgazından beri öyle. Ya tabii, tabii, tabii. Evet de bu kadar kişi nerede yatacak acaba? Anneciğim şimdi şöyle olabilir. Selin benim yatağımda yatar. Ben hemen karşı kanepede yatarım. Yok ya. Olmaz öyle şey. Ya Taceddin yatar senin yatağında. Sen kanepende uyu. İyi fikir değil mi? İyi fikir de babacığım. Şimdi geldi aklıma bak. Taceddin ben sığmıyorum o kanepeye. Kısa bana o. Sen tam cuk diye oturursun oraya. Sen yat kanepede. Ben yatağımda yatayım. Öyle mi diyorsun Volkan? Ne demek senin kanepen o ya? Vallahi. İyi. O zaman Selin de burada salonda kanepede yatar. Ha? Burada salonda mı? Ha. Ay iyi yani. Ne yapalım şartlar böyleyse. 180 net balkon hariç. Ay bana geliyorlar soldan. Tansiyonu geliyorlar. Bak, bak. Yok bana da geliyorlar. Bana da bana da. O zaman şimdi Aslı odasında. Taceddin'le ben benim odada. Selin de burada yatıyor. Tamam işte. Büyük aile gibi baba. Ay Aslı kusura bakma ya. Derin derin uyudun ama vallahi ben kanepede rahat edemiyorum ya. Tamam ben kanepede yatayım. Sen git benim odamda yat.
Ay sağ ol. Yani şu kısıtlı şartlarda bile gösterdiğin konukseverlik için ne kadar teşekkür etsem azdır. Sağ ol yani. Rica ederim. Çıkar gel ışığı kapasana senin. Hadi iyi geceler. Sana da. Selin. Uyumadın mı da? Benim Volkan. Acık şöyle yamacına oturayım. Bir şeyler anlatmak istiyorum sana. Bak bak nasıl gülüyor bak. Selin'cim. Çok sevindim geldiğine. Canım benim. Yani bu gelmiş olman ilerideki ilişkimiz için bir işaret gibi geliyor bana. He? Bak nasıl gidiyor. Selin, sen babanla kavga falan etmedin değil mi? Benim için geldin. Ben anladım zaten. Selin'cim, aramızda bir şeyler olacak ben hissediyorum. İlerideki ilişkimizin bir göstergesi bu gelişin. Sen Aslı'ya bakma. Aslı bizi kıskanıyor. Kıskanç bir insan o. Ketum. Kendi evlenemedi ya. Ondan yani. Yani ona acımak lazım be Selin. Biz ciddiye almayalım onu. Biz mutlu olacağız Selin. Selin benimle çıkar mısın? Oğlum git yat ya. Manyak mısın nesin? Hadi. Aslı. Ne yapıyorsun sen burada? Kabus musun sen benim için ya? İşte yer değiştirdik. Selin benim yatağımda yatıyor. Ben buraya geldim. Hadi ya. Hadi. Hadi bakayım. Hadi. Annemlerin yan odası. İstersen git dene. Ya Aslı. Var ya artık gırtlağıma kadar geldi bu stres ya. Ben kendi ellerimle evlendireceğim seni ya. Mümkünse böyle ecnebi bir insan olsun. Uzaklara git. Kanada'ya git. Guatemala'ya git. Bir yere git ya. Tamam, yeter hadi. Ki hayatımdan git ya. Hadi naş naş. Hadi uyuyacağız. Hadi güle güle. Tatlı kabuslar. Uyuyamıyor musun? Uyuyamıyorum baba ya. Selin gitti benim yatağıma yattı. Ben de buraya sığamıyorum. Pigme kanepesi. Hay Allah. Sen git hadi annenin yanına yat. Ben burada uyuyorum. Sen uykusuz kalacaksın baba ya bu sefer. Ben nerede olsa uyuyorum. Zaten ne kadar uyusam 3-5 saat uyuyacağım. Sen yarın işe gideceksin. Hadi kızım. Hadi. Hadi yavrum. Hadi canım. Sağ ol baba. Hadi. Elektriği de söndürüver giderken. Hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler yavrum. Oh. Söndürüyorum. Tamam. Söndür söndür. Güzeller güzeli. Aslıcığım. Bir tanem. Bak senin için evden bile kaçtım geldim. Öteki kıza yer değiştirmişsin Volkan söyledi. Ben de geleyim bu bizim işi konuşalım. Vakit kaybetmeyelim diye geldim. Konuşalım tabii evladım konuşalım. Tahsin amca. Tahsin amca ya. Tahsin amca. Tahsin amca. Ya. Kusura bakma. Uykum kaçmıştı. Geldim sohbet etmek için. Öyle mi yaptın? Allah Allah. Ya gidip yatsana efendi efendi. Tahsin amca kusura bakma. Ne işin var senin burada? Hem gecenin bu vaktinde. Ne konuşacak mısın Aslı'yla bakayım? Tahsin amca kusura bakma ne olursun. Kötü bir niyetim yoktu benim. Ne oluyor lan burada? Baba Aslı'ya mı asıldı bu yoksa? Ulan Taceddin keserim lan seni. Arkadaş mı arkadaş demem. Çiğnerim şimdi ha. Volkan ya öyle laf olur mu ya? Ben asılmak... Kardeşim yapma. Yeter yeter. Aa uyuyana saygı ya. Kafa bu kafa kalmadı yani. Aa o an falan oldum açıkçası. Pardon Selin. Selin bak kızı da uyandırdık. Taceddin beğendi mi yaptı? Hadi yatağına hadi. Hadi lan hadi. Buraya buraya. Soğancı konuşalım.
Yalnız ben kahvaltıda tost yerim. Kim yapacak? Ben yapayım Selin. Neli yersin? Şimdi bak, yağsız kaşar, azıcık domates, kepek ekmeğini. Tamam mı? Versin. Otur oraya. Kahvaltı net ol. Selin'cim bak, Türk kahvaltısı sana da değişiklik. Ha? Reçel ev yapımı. Ay biliyorum ya, demin döktüm şuraya da zaten. Morayım biraz. Ay tevekkeli yapış yapış burası. Ay söylemiyordu Taz. Aslı bana çay koyabilir misin? Hayır, niye? Evet, niye? Yani İffet teyzeye zahmet olmasın diye. Niye kendini altı alıyorsun oğlum? Burası senin de evin sayılır. Hadi kalk da al, hadi kalk al. Bunu da evlatlık aldık sanki. Şimdi ne yapalım? İte vurmazlar, sahibinin hatırı var diye. Ay amca girdi yine atasözü olayına, ben bittim yani. Selin kızım, sen şu annenle babanı arasan da bir gelip seni alsalar, ha? Yazık insancıklara ya. Hem de ne yazık, hem de ne yazık. Allah vermesin. Ay yok, ben gideceğim zaten var ya, insan evinin rahatın değerini daha bir iyi anlıyor. Yani size ne kadar teşekkür etsem azdır. Beni Türkiye'nin gerçekleriyle tanıştırdınız. Sağ olun, var olun yani. İyi iyi, hadi selametle. Ya Selin gitmeseydin be. Senin kıymetini anlasınlar, anlasınlar hatalarını be kızım. Ay yok Volkan, gidip babamın elini öpeceğim, evimin toprağını öpeceğim, bağım bahçeme her yerleri öpeceğim yani. Yenge ya, içeride tost makinesi var. Kendine yapacaksan eğer bana da bir tane yapsana. He? Ne? Ne yengesi be? Ayrıca kim kime tost yapıyor? Aslı, arkadaş komedyen galiba. Böyle bir espriler, bir soğuk şeyler. Aa. Öyle öyle de kendisi farkında değil. Neyse, hadi ben kalktım. Gidip Sıdık ablama tost yaptırayım. Böyle bahçede boğaza karşı yerim artık. Halka. Bu kız böyle etrafındayken bana böyle bir titreme geliyor. Böyle bir titreme geliyor. Böyle tüylerim diken diken oluyor. Hayır, haber vereyim de. Anne ben ne yapayım bu titreme için? Ben sana söyleyeyim, kulağına küpe olsun. Şımarık bir kız galiba bence İffet teyze. Ay sana ne Taceddin? Sana ne oluyor ya her lafın içinde? Aslı, hırçın kız ha. Git bak bakayım. Selin'i mi almaya geldiler? Ay inşallah. Aa hoş geldiniz. Taceddin almaya babası gelmiş. Aslı kahveler çok güzel olmuş ya. Ay ben yapmıyorum Taceddin, makine yapıyor. Kardeşim çok alçak gönüllüdür Taceddin. Eline sağlık Aslı, güzel yapar. Hüseyin Beyciğim, Emine Hanım nasıllar? İyi çok şükür. İyi. Hüseyin Beyciğim, bunlar delikanlı. Adı üstünde ya, delikanlı. Şimdi işte Taceddin yavrum da her neye kafası bozulduysa kalkmış bize gelmiş. İffet teyzesinin, Tahsin amcasının, arkadaşı Volkan'ın yanına. Aslı'nın. Ha yani işte gelmiş buraya. Olur böyle şeyler canım. Aa, gider annesinden elini öper, özür diler, olur biter. Öyle değil mi? Zaten anneler öyle evlatlara küstürmezler değil mi efendim? Onun için sen hadi hemen fırla git annenin elini öp, özür dile. Gitmem Tahsin amca. Annem Aslı için kötü konuştu. Hayır. Emine Hanım'a ne oluyor anlamıyorum yani. Ay aynen. Yok canım, yapar mı öyle şey? Aa, şimdi teyzesi olarak o televizyonda pomponlarla falan görünce ya, yadırgamıştır. Babası Hüseyin Bey. Ya sen de bir şey söylesene. Oğlum eve gel. Gelmem baba. Çok şükür. Ya bu kadar uğraşıp da ikna edemediğine göre demek ki annesiyle yüzme yüz gelmek istiyor. Hadi o zaman fırla git oğlum, doğru annene. Gitmem Tahsin amca. O buraya gelsin. Değil mi ama Volkan? Taceddin, aileyle ilişkilere dikkat etmek lazım Taceddin. 35'ine az kaldı değil mi? Yanlış yoldayız Taceddin. Aa yine biri geldi. Ben bakayım anne. Ayol bu sabah ne trafik böyle? Sen dün geceki trafiği görecektin. Yani sinirlenmeyeyim diyorum değilse. Hayırdır kardeş? Biz sipariş falan vermedik. Hediye göndermişler. Hediye mi? Aa.
işi bu ya? Al bakayım şunu. Allah Allah ya. Aa, tamam peki, hayırlı günler. Sağ ol. Vay be. Sosisli pizza. Aa, ben alayım tamam. Volkan nereden gelmiş onlar? Ne bileyim Aslı ya. Bizim hani komşu pastane gönderdi galiba. Hani muhallebeciyiz ya, kardeş hesabı. Volkan kart falan çıktı mı üstünden? Yok, pizza var işte. Gel misiniz? Oğlum, biz daha fazla rahatsızlık vermeyelim hadi. Üf baba üf ya. Gelirim ama annemle konuşmam bak. Çok şükür, çok şükür. Bu iyi oldu. Şimdi şunu söyleyeyim Hüseyin Bey. İfa olsun, ben olayım. Biz yani çocuklara karışmayız. Ama Aslı bir iş kadını. Onun derdi günü dergiye yazı yetiştirmektir. Bir başka taraflarda bezi yok. Hayır açık açık söyleyeyim de sonra kimse üzülmez. Biliyorum Tahsin amca. Anneme kaç defa dedim bu kız reklam yıldızı değil diye ama dinlemiyor ki beni. İyi demişsin Taceddin. Çok şükür. Hadi kalk gidelim baba. Çok şükür. Aslı yakında görüşeceğiz inşallah. Tabii tabii. Selamun aleyküm. Aslı Hanım yok muydu acaba? Yok. Hay Allah. Cebini aradım, kapalıydı da ben de kalktım buraya geldim. İyi, siz de bir not bırakın o zaman işte. Ya yok ya, çok önemli ve acil bir konuydu da. İyi tamam, ben geldiğinde söylerim. Kim aradı diyelim? Ben Taceddin. Aslı'nın sözcüsü. Sözcüsü mü? Evet, geçen akşam da onlarda kaldım zaten. Neyse, siz Aslı Hanım'ı onu aradığımı söylerseniz iyi olur. Hadi bana eyvallah arkadaşım. Ay. Ya Cem Bey günaydın. Hayırdır sabah sabah? Siz de benim gibi sabah sabah 7.30 otobüsüyle falan mı geliyorsunuz? Gerçi siz çift katlıya biniyorsunuz diye tahmin ediyorum ama. Cem Bey alo. Efendim bir şey sor. Hayırdır ya böyle hani ne desem uyku mamurluğu mu desek yoksa başka bir durumlar mı var? Olabilir. O zaman ben size sert bir kahve vereyim. Yok sağ ol Şesu. Günaydın. Cem ne haber? Günaydın Aslı ne haber? İyi valla. Dün seni göremedim ama süper bir gün geçirdim. Ya. Çünkü sabah sabah böyle kutunun içinde sıcak pizzalar geldi eve sosisli. Hı. Kartı yoktu ama sen yolladın değil mi? Yok. Ciddi misin? Aa kim yolladı o zaman ya? Ben çıkıyorum, benim dışarıda biraz işlerim var. Bu saatte mi? Sağ ol, sağ ol. Tamam, hadi görüşürüz. Efendim Taceddin. Evet Taceddin, cebim kapalıydı, evet. Dinliyorum seni. Annenle barıştınız, çok güzel, tebrik ediyorum, hadi bay bay. Efendim. Ne? Bu hafta beni istemeye geliyorsunuz. Ay Taceddin yine mi?